Meksika'daki Ulusal Sanatlar Müzesi'nde Andres de Concha tarafından yapılan Azize Cecilia isimli tabloya bakıyoruz. Azize Cecilia müzikle ilişkilendirilen bir azizeydi. Kendisinin 2 veya üçüncü yüzyılda yaşadığı düşünülüyor. Kendisi bu tabloda gördüğümüz düğün gününde çalan müziğe odaklanmak yerine ilahi unsurlara odaklanmaya karar vermişti. Eşini dünyevilikten imtina eden bir evliliğe ikna etmişti. Yani cinsel temastan uzak bir evlilik süreceklerdi. Ve eşi Valerias Azizeden kendisini koruyan meleği ona göstermesini istemiş. Melek gelip ikisini birden taçlandırmıştı. Yani burada gördüğümüz çiçeklerden yapılma taç hikayenin bu kısmını anlatıyor ve hikaye devam ediyor. Azize ve eşi bir süre sonra infaz ediliyorlar. Burada dikkate alınması gereken şey, Azize'nin boynunun kesilerek öldürülmesi değil, bilakis bize yansıtılan bu yara beresiz, zarif boyun. Azize Cecilia, Roma İmparatorluğunda Hristiyanların zulme maruz kaldığı dönemde yaşamıştı. Burada onu dünyevi bir alanda görüyoruz. Ama yukarıda ilahi bir alanda var üst kısımdaki güneşin ve bulutların tam ortasında bebek İsa ile birlikte Meryem Ana'yı görüyoruz. Azize Cecilia yukarı, cennete doğru bakarken bu küçük melek onu taçlandırmak için içeri giriyor. Andres de Concha gerçekten de bu Azize'nin görkemine odaklanmış. Ayrıca tabloda melekler ve müzik aletleri olduğu için sanki cennetin müziğini çalacaklarmış gibi bir hava da var. Bu tablo 1590 civarında tamamlanmış sanatçı İspanya'nın Sevilla kentinden Amerika kıtasına gelen ve oradaki sanat dünyasının ihtiyaç duyduğu Avrupai görsel bakış açısını sunmayı amaçlayan göçmen sanatçılardanmış. Orada sanata yönelik gerçekten de büyük bir ihtiyaç vardı. İnşa edilen kiliseler için sunakların yapılması gerekiyordu. Hatta bu tablo da burada, Meksiko City'de bulunan bir kilise için yapılmış. Aziz Augustin Kilisesi'ni düşünelim. Sahnenin konusu göz önünde bulundurulduğunda bu tablo muhtemelen kilisedeki koro bölümüne yerleştirilirdi. Dünyevi aleme ait olduğunu varsaydığımız orgun güzel bir yansımasını Azize Cecilia'nın hem sağ üstünde hem de arkasında gökyüzünde görüyoruz. Daha sonra ise bu muhteşem detayı müzik notalarını okuyabildiğimiz açık bir müzik kitabını görüyoruz. Bunun bir de gökyüzündeki yansıması var yani meleklerin okuması için hazır bir durumda olan başka bir müzik kitabı. Bu tabloda ilahi alemle dünyevi alem arasında bir çeşit sınır olduğu hissine kapılıyoruz. Ruhsal alemin mavi ve gümüşleri ile dünyevi alemin yeşil ve kahverengi tonları bizde bu hissi uyandırıyor. Ayrıca Azize Cecilia ile Meryem Ana ve Bebek İsa'yı birleştiren dikey bir çizgi olduğu da gözümüze çarpıyor. Burada manierizmin yani üslupçuluğun bazı eğilimleri mevcut. Bunu arp çalan melekten ipeksi pembe ve yeşillerin olduğu kısımdan ve hatta burada fark ettiğimiz bazı belirsiz uzamsal boyutlardan da anlayabiliyoruz. Azize Sesilya ile org çalan melek arasında ne kadar mesafe olduğunu ölçemiyoruz. Üstelik orgun kendisi de aşırı derecede küçültülerek çizilmiş. Azize'nin anatomisinin ele alınış biçiminde de bir belirsizlik var. Kolu ve parmakları fazla uzun. Ancak aynı zamanda tablonun bazı yerlerinde sanatçının üzerinde durduğu küçük detaylar da yok değil. En ilginç ayrıntılardan biri masanın üzerine örtülen, muhtemelen kadife veya başka bir lüks malzemeden yapılan örtü ve saçakları. Sanatçı bu kumaştaki her bir saçak parçasını son derece dikkatli bir şekilde çizmiş. Bunu Azize Cecilia'nın tam arkasında bulunan yeşil kumaştaki saçaklara ya da elbisenin sırma işlemesine gösterilen özende de görebiliriz. Burada üslupçuluğa uygun bir şekilde yaratılan belirsizlik ve bedene gösterilen dikkat var. Ama aynı zamanda Kuzey Rönesans'ından esinlenerek detaylara verilen özen de söz konusu. Bu etkiler 16. yüzyılın sonlarında Yeni İspanya'da bir araya geliyor. Andres de Concha yeni sanatsal tekniklerin ve stratejilerin müjdecisi olan ilk dalga Avrupalı sanatçıların içinde yer alıyordu. Bu teknikler, yerli nüfusun yaptığı duvar resimleriyle sanat objelerini içeren dini yapılarda kullanılan tekniklerden farklıydı. Tüm bu etkilerin bir araya gelip yeni bir şey oluşturmasına şahit olmak oldukça ilginç. Bu tablo, yerli geleneğin bir parçası olan duvar resimlerinden, tuval üzerinde resim geleneğine geçişin bir göstergesi. Ve tabii ki daha Avrupalı bir objenin ortaya çıkışının da bir işareti.